Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model çalışması yapacağız. Hem yetişkinler hem de bebeklerimiz için kullanabileceğimiz modelimizi atkılarda da kullanabiliriz. Atkı ya da şal yapımında bakınız kenar olarak düz bir görüntü olduğu için ve de kıvrılmayacağı için atkılarda ya da battaniyelerde de çok rahatlıkla örebiliriz. Evet, modelimizi şöyle bir tanıyalım. Önden düz örgümüzü görmekteyiz ve bakın şu şekilde iplik attığımızı görüyoruz. Arkasını çevirdiğimizde ise arkasının tamamen ters örgüden oluştuğunu görüyoruz. Ve bu örgümüz tamamen ters yönden örülen bir örgü. Sadece ters yönünü örüyoruz. Düz yönde ise sadece iplerimizi iki öne iki arkaya, iki öne iki arkaya alarak İlmeklerimizi örmüyoruz. İplerimizi ön ve arka yaptırırken ilmeklerimizi sadece diğer şişimizi örmeden ön yüzde aktarıyoruz. Arka yüze geçirdiğimiz zaman ise bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Yapımı son derece kolay modelimizi yeni örgüye başlayan arkadaşlarımız için şöyle güzel, kolaylıkla yapabileceği bir tercih olabilir. Evet, kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için iki ve katlarıyla ilmeklerimizi toparlıyoruz. Bakınız, burada çift sayımız olması lazım. 2 ve 2'nin katlarıyla ilmeklerimizi toparladıktan sonra hemen örgümüzün arkasını çeviriyoruz ve bir uçtan diğer uca bütün ilmeklerimizi ters yönde örüyoruz. İlk ilmeğimi örelim. Ters olduğu için örebiliriz. Bakınız, ters örüyorum. Tabii alma yönünüz nasılsa o yönde çalışmalarımızı tamamlayalım. Birer birer ters bir şekilde örüyorum. Bütün ilmeklerimi herhangi birisini atlamadan ya da iki almadan birer birer tamamlıyorum. Son ilmeğimize gelene kadar hepsini ters ördüm ve son ilmeğimi de tersten örüyorum ve bütün ilmeklerimi diğer şişime örerek aktarıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir tane ilmeğimi boş olarak alıyorum. Bir ilmeğimi boş aldıktan sonra ipim arka tarafta, iki tane ilmeğimi şişimi örmeden geçiriyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Tekrar iki tane ilmeğimi bu kez öne geçiriyorum. İpimi tekrar arkaya alıyorum. İki tane ilmeğimi şişime alıyorum. İki ilmeğimi aldıktan sonra tekrar ipimi öne alıyorum. İki tane ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. İpimizi bir öne bir arkaya alarak sıramızı tamamlıyoruz. Bakınız, önde aldım. Yani boş aldım, ipim öndeydi. Şimdi iki tane boşumu alıyorum, ipim arkada. Şöyle ipimiz hem arkada olacak hem de önde. İki tane arkada ipim. Bakınız, ilmeklerimi boş aldım. Tekrar ipimi öne alıyorum. Bir ve iki. İpimi arkaya gönderiyorum. Bir ve 2. İpimi tekrar öne alıyorum. 1 ve 2. İpimiz arkada. 1 ve 2. Tekrar öne alıyorum. 1 2. Tabii bu esnada ipimizi çok gerdirip sıkıştırmayalım ya da çok bol bol da bıraktırmayalım. Belli bir düzen üzerine ipimiz ilmeklerimizin arkasından ve önünden düzgün bir şekilde geçişimiz sağlansın. İkinci sıramıza ilmeklerimizin hiçbirisini örmeden sona kadar geldik. Yani başlangıçtakini boş almıştık. Sadece son ilmeğimizi bir tanesini ördük. Geri kalanının hepsini iki tane arkasından, iki önünden. Bakınız, iki arkasından, iki önünden. İki arkasından, iki önünden ipimi geçirerek sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi önünden ve arkasından ikişer ikişer geçirerek ipimizi uca kadar getirdik ve uçtaki bir tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ipimi şöyle, bakınız, arkada ipimiz ve örgümüzün yönünü çeviriyoruz ve örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi alıyorum ve diğer iki tane örmeden aldığımız ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Diğer, bakınız, yine ipim arkada, ters olarak örüyorum. İpimiz arkada olanı da önde olanı da hiç fark etmiyor. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıradan son ilmeğimize kadar birer birer tersten örerek uca kadar gelelim. Evet, son ilmeğimizi de örmek üzereyim. Evet, son ilmeğimi de örerek alıyorum ve hemen örgümün ön yüzünü şöyle bir bakıyorum. Bakınız, ön yüzünde iki tane uzattığımız ilmekler ve iki tane düz örgümüz, iki uzattığımız iki tane düz örgülerimizi görmekteyiz. Düz yönden yine başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi şişime geçiriyorum ve ipim arkada. Öne alıyorum ipimi, tekrar iki ilmeğimi geçiriyorum. İpimi arkaya geçiriyorum. İki tane ilmeğimi şişime takıyorum. Tekrar öne alıyorum. 1 ve 2. Arkaya alıyorum. 1, 2. Öne alıyorum. 1 ve 2. Tekrar arkaya alıyorum. 1, 2. Öne alıyorum. Bir önceki sırada aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yani aynı yerlerden öne, aynı yerlerden arkaya alıyoruz. Kaydırma yapmıyoruz. Ve son ilmeğimi örüyorum. Şu şekilde görelim, bakınız. Boş aldığımız ilmeklerimiz ve iplerimiz bu şekilde paralel görünmekte. Arada da iki tane diğer sırada ördüğümüz ilmeklerimiz. Bir de arkasından şu şekilde görelim. Bakınız, tersinden aldığımız ilmeklerimiz de örülmeden durmakta. Şimdi tekrar örmeye başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters olarak sıradan örüyorum. Bütün ilmeklerimi tersinden örerek sıramın ucuna kadar ilerliyorum. Sıramızı tamamlayalım. En son ilmeğime kadar birer birer ters olarak ördüm ve en son ilmeğimi de örüyorum. Yine ters olarak ve örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz ve şöyle bakalım. Örgümüzün ön yüzünde iki tane ilmeğimiz ve iki tane örmeden aldığımız iplerimiz ön tarafta görülmekte. Şimdi aynı şekilde yine iplerimizin ikisi ardında, ikisi önünde ilerleyelim. Modelimizi ben biraz büyüttüm. Bakınız, şöyle ön yüzden görüntüsü. Arka yüzünü çevirdiğimizde ise bu şekilde görülmekte arka yönden görüntüsü. Şimdi bir daha birlikte yapalım. Hiç düz yönden örmüyoruz. Hep tersten, ters örgü, yani tek yön olarak çalışıyoruz bu örgümüz. Sadece tersten örüyoruz. Düz yönde ise sadece ilmeklerimizi öne, arkaya getiriyoruz. Birinci ilmeğimi boş alıyorum ve iki tane düz görüntüsü olan, bakınız, ilmeğimin ardına ipimi bırakıyorum ve şişime iki tane ilmeğimi geçiriyorum ve diğer, bakınız, ön tarafta devam eden düz ilmeklerimizin önüne geçiriyorum. Bir ve iki tane ilmeğimi takıyorum. Tekrar ipimi ardına geçiriyorum, ilmeklerimizin şişime takıyorum. Tekrar öne alıyorum. 1 ve 2. İkişer ikişer çekiyoruz. Tekrar arkasına geçiriyorum ilmeğimin ve tekrar önüne geçiriyorum. Nasıl kolay geçirirseniz o şekilde geçirin. İkisinin arkasını aynı anda bakın alabilirsiniz. Tek tek de nasıl çalışmak isterseniz. İpimi şöyle alıyorum. Öne taşıyorum. Ve iki ilmeğimi şişime geçiriyorum. Tekrar ipimi ardına geçiriyorum iki ilmeği. İkisini aynı anda şu şekilde alıp çıkarıyorum. Tekrar bakınız ön tarafa şöyle alıp hemen kolayca geçişini yapabiliriz. Takıyorum. Ve en son iki tane ilmeğimin ardında kalıyor. Ve son olarak ilmeğimi ise tek ilmeğimi düz olarak örüp tamamlıyorum. Ve örgümün arka yönünü çevirerek hemen örmeye başlıyorum. İlk tersi dilerseniz örebilirsiniz. Dilerseniz boş alabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Birinciyi ters olarak ördüm. Ve bakıyorum bakınız. Arkada önde. Arkada önde. Ama hiç fark etmiyor. Arkada ya da ilmeğin şu uzun ilmeğin önde ya da arkada olması hiç fark etmiyor bizim için. Biz bu yönde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Hepsini ters. Sadece ters örgüyü bilen birisi bile çok rahatlıkla bu modelimizi yapabilir. Ya da çocuklarımıza yeni öğretiyor isek onlar da bu örgümüzü zevkle çalışabilirler. Çok zevkli bir model. Evet bakın hepsini ters olarak örüyorum. Ve ipimi şurada yarım almışım. Hemen onu düzelterek örüyorum. İpimizin önde ya da arkada olması hiç fark etmiyor bizim için. Sadece tersten örerek geliyoruz. En son ilmeğime kadar örerek geldim ve son ilmeğimi de örüyorum. Ve şu şekilde modelimin arkasını görüyorum. Bakınız modelimizin arkası ve önünü çeviriyorum. Önünden de çok güzel görünmekte. Dilediğimiz örgü modellerinde kullanabiliriz. Düz olan erkek örgülerinde, bebek örgülerinde ya da atkılarda da çok güzel olabilecek bir model. Hatta dilerseniz lastik örgülerinde bile bu modelimizi çalışabilirsiniz. Ben birazcık daha büyütmek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, ön yüzden ipimizi önden arkadan geçirerek bakınız modelimizi büyüttük. Şöyle arkasına da bakalım. Arkasından da sadece ters örgümüzü örerek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Ve dilediğimiz her yerde çok rahatlıkla ve çok güzel bir şekilde kullanabiliriz. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.